İyi misiniz? Ya. Tamam, sakin olun. Ya. Tamam, aman. Benim oğlum kayıp karma. Canım kayıp benim. Daha minicik o. Bana ihtiyacı var. Ama bunu kim yaptıysa bulacağım oğlum. O tetiği çekeni de, çektireni de bulacağım. Kimsenin yanında kalmayacak bu. Sana da söz, karına da söz, oğluna da söz. Teyze. Hoş geldiniz. Günaydın. Bir kahvaltı hazırla. Kahraman. Beğenim. Günaydın. Kahvaltı yaptın mı? Yapmadıysan birlikte yapalım. Benim de canım istemiyor ama oyalanmak olsun. Nereden geliyorsun teyze? İşim vardı. İşin vardı. Ne gibi bir işim vardı? Kahraman, bu neyin hesap sorması? Yeğenim. Bu ne ya? He?
Ya ben oğlum kapıya geldiğinde bebeği siz sakladınız dediğinde dedim ki... yazık ya kıza, herhalde acıdan kafayı yemiş, neler düşünüyor dedim. Kız haklı çıktı ya teyze. Sen bebeği nasıl kaçırırsın? Sanki el alemin bebeği. Benim de torunum o. Benim de torunum, benim. Başında mükemmel bir doktor var. 7/24 saat hemşire var. Bebeğe çok iyi bakıyorlar, hiç merak etme sen. Sen ne diyorsun ya? Sen bir anneyi bebeğinden nasıl ayırabilirsin? Ne hakkın var ya, kızı gördün. Gece yarısı gelmiş, kız perişan, yan ayak bebeğini arıyor ya. Mahvolmuş kız. Hiç mi vicdanı yok senin? He? Sen de bir annesin. Kalpsiz misin sen? Kalpsiz miyim? Evet. Kalpsizim. Benim kalbim o hastanenin yoğun bakım odasında şu an. Makinalara bağlı. Oğlumla birlikte orada bıraktım ben kalbimi. Ben seni anlamıyor muyum zannediyorsun ya? Ha? Seni de anlıyorum. Acını da anlıyorum tabii ki. Ama... sen niye oğlumun tarafındasın? Gerçeği gör oğlum, gerçeği. Behram'a bir şey olursa oğlumla annesi bize o bebeği bir daha asla göstermezler. Bizi mi bırakacaklar sanıyorsun? Ya sen de bebeğin babaannesisin. Senin dünyadan haberin yok. Behram sana ışıltılı bir aşk anlatmış. Sen de inanmışsın. O iş öyle değil. Oğlum Behram'ı sevmiyordu, istemiyordu. Hele o güzide denen annesi hiç. Tamam, niye evlendiler o zaman? Çünkü benim oğlum istediğini alır. Behram'ın oğlu bu sülaledeki son Dicle'li. Ve bana Behram'dan kalan tek şey. Ya oğlumla annesi torunumu alıp Amerika'ya kaçırırlarsa? Daha önce yapmışlardı bir kere. Ne yaparım ben? Nerede ararım? Nerede bulurum torunumu? Allah'ını seversen teyze, sen bana ne anlatıyorsun ya? Bunun yolu bir anneyi bebeğinden ayırmak mı? Böyle mi yapacaksın bunu? Anla artık yeğen, anla. Behram'a bir şey olursa oğlumla annesi bu bebeği bize asla göstermeyecek. Ya tamam, onu o zaman düşünürüz diyorum işte. Lütfen oğlumu arayıp bebek bizde der misin? Ölürüm de aramam. Öyle mi? Tamam, ben ararım o zaman. Teyze, bak sen de çok iyi biliyorsun ki Behram benim kardeşim. Bu hayatta onun için her şeyi yaparım. Ama beni bu vicdansızlığa ortak etme. Bunu yapmak mecburiyetinde bırakma beni ya. Kahraman, sen oğlumdan yana mısın? Benden yana mısın? Can bebekten yanayım. Can değil. Can da neymiş? Can değil. Berhan. Benim torunumun adı Berhan. Herkes yaşar. Oğlum da yaşar. Berhan'ımı kendi ellerimle toprağa verdiğimde bir daha asla nefes almayacağım sanmıştım. Ben öleyim dedim. Beni de oğlumun yanına, oğlum mezarına diri diri gömsünler dedim. Beni ne yaşattı biliyor musun? Behram'a hamile olduğumu öğrenmek. Yeniden hayata tutundum. Oğlum da tutunur. Başka biriyle evlenir, çocuk yapar. Berhan'ı unutur. Ama ben ne yaparım?
Behram'ı da kaybedersem iki evladını toprağa vermiş bir anne olarak ben ne yaparım? Ben buna göz yumamam. Benim canım acımıyor mu sanıyorsun? Benim yüreğim kanıyor. Benim oğlum makinalara bağlı orada. Orada yatıyor benim oğlum.